Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. ATV Haber ekibinden Özlem Aksay ve kameraman Ömer Erim, Azerbaycan'ın en büyük ikinci kentinden, Gence'nin merkezinden geçtiği sıcak görüntülerle açtık bu akşam ana haberi. Ekibimizin izlenimlerini anlattığımız büyük tehlikeyi birazdan tüm ayrıntılarıyla getireceğiz ekrana. Özlem Aksay ve Ömer Er o saldırının ardından Gence'den ayrıldı. Bakü'ye gidiyorlar ve ateş altında o sıcak dakikaları birazdan canlı yayında bizzat aktaracaklar. Evet, Azerbaycan ordusunun kararlı ilerleyişi karşısında tutunamayan, mevzi kaybeden Ermeni ordusu sivillere saldırarak sivil yerleşim birimlerini, şehir merkezlerini bombalayarak insanlık suçu işliyor ama korkunun ecele faydası yok. Azerbaycan ordusu işgalci Ermenileri püskürterek Ay Yıldızlı bayrağı Cebrail kentine ve Magadiz'e de dikti. Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan'a dar etti. Cebrail kenti dahil stratejik öneme sahip birçok bölge işgalden kurtarıldı. Kahraman asker mübariz İbrahimov'un şehit olduğu Çaylı'ya Azerbaycan bayrağı dikildi. Köşeye sıkışan Ermenistan'sa bir kez daha sivilleri hedef aldı. Ermenistan ordusu Gence kenti başta olmak üzere birçok yerleşim yerine saldırı düzenledi. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat 8. gününde devam ediyor. Ermenistan cephede bozguna uğruyor. Gece gündüz süren çatışmalarda Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait hedefleri tek tek vurdu. Ermenistan ordusuna ait tanklar, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri imha edildi. Karabağ'da adım adım ilerleyen Azerbaycan ordusu Magadiz'de kontrolü ele aldı ve Azerbaycan bayrağını göndere çekti. Bu kadarla kalmadı. 7 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Zafer işte böyle kutlandı. Tek başına verdiği mücadeleyle Azerbaycan tarihine geçen mübariz İbrahimov'un şehit olduğu ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu mevziye de Azerbaycan bayrağı dikildi. Azerbaycan ordusu stratejik öneme sahip Cebrail kentinde Ermenistan işgalinden kurtardı. Ermeni ordusuna ait mühimmat deposunun imha edildiği o anlar böyle görüntülendi. Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçları da nokta atışıyla imha etti. Bugüne kadar Ermenistan'a ait 230 tank ve zırhlı araç, 250 topçu parçası, roket atar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve 1 adet S-300 uçak savar füze sistemi Azerbaycan ordusu tarafından imha edildi. Cephede köşeye sıkışan Ermenistan'sa sivillere alçak saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Bugüne kadar köyleri hedef alan Ermenistan ordusu gözünü şehir merkezine dikti. Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence işgalci Ermenistan tarafından bombalandı. Alçak saldırıda can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğu açıklandı. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarında bugüne kadar 22 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi ise yaralandı.